şey yapsın okul konusunda değil mi? Evet. Şimdi bu toplantımız Sayın Kazım Başkanımızın bir toplantısı. Bu aslında genel bir konu. Genel bir konu. Zamanda geç oldu. Yani burada tabii ki özel konuya cevap vermemiz gerekiyor. Önemli bir konu. Biliyorsunuz ki ülkemizde tek adam rejimi işliyor. Tek adam rejiminin de belediyelerde emir komuta verildiği merkezleri, Başakşehir Belediyesi. Şimdi Celal Bey'in endişe ettiği Mehmet Yaran Gülmen'in okuluyla ilgili biz sürekli gündeme getiriyoruz. Hatta geçen ayda belediye meclisinde gündeme getirdik. Ne dedik? Bakın dedik, burası Mehmet Yaran Gümeli ve Başakşehir özelinde çok uzağa bir okul yok. Ziyade olarak mahallesi ise fakir fukaranın oturduğu, ekonomik gücünün zayıf olduğu, kısıtlı imkanlarla yaşayan vatandaşlarımız. Ailenin 2-3 tane çocuğunun oraya servisle gitmesinin maliyetini karşılayamayacak bir ekonomik seviye var. Şimdi biz bunu eksik bilgi anlamında, tamamlama anlamında söylüyorum. Celal Bey bazı konulara hakim ama bazı konularda eksik bilgi olduğunu da bu sorunun bütününde gördük. Çünkü biz buraya sürekli Mehmet Yaran Gümel okulunun imardaki, planlardaki durumuyla ilgili sürekli sorguluyoruz. İlçemizin en büyük mülki amiri kim? Kaymakam. Tabii ki kaymakam işlemsiz. Kanundaki yetkisine dayalı olarak en büyük mülki amir ama uygulama anlamında yetkisiz. Ona da talimatlar geliyor. O ne yapıyor? Talimatları uyguluyor. Biz bunu görüyoruz. Tabii ki kaymakamımız, şimdiki kaymakamımız insanlarla diyalog anlamında güçlü diyalog kurmaya iyi ise hani böyle hoş, kulağa hoş gelen şeyleri söylüyor. Ama biz nereden başlayacağımız konusunda İşleyişin nereden başlamamız konusunda girişimimizi yaptık. Sayın Kaymakam Bey'e sorduk. Sayın Kaymakam Bey, burada okul taşındı, geçici depremdeki sıkıntısından dolayı yeni okul yapılarak taşındı ama bu mahallenin de okula son derece büyük ihtiyacı var. Kaymakam Bey'in verdiği cevap, bu cevap doğrudur, kesin uygulanacaktır diyemeyiz. Kaymakam Bey'in verdiği cevap, burası Milli Eğitim'e aittir. Planlarda Milli Eğitim'e. Ve ilçe Milli Eğitim Müdürü'nü biz ziyaretimizde ilçe başkanımız ve yönetim meclis üyeleriyle ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne de konuyu açtık. Sürekli açıyoruz biz bu konuyu. Rahat olun. Ama sonuca ulaşabilir miyiz? Bunu bilemeyiz çünkü tek adam rejimi belediyelerin, ilçe belediyelerinin, büyükşehir belediyesinin yetkisini kısa zamanda istediği ranta dönük projesini uygulayabilmek için yetkiyi direkt Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na aktarıyor. Çünkü bir belediye, neden bunu da ne zaman yaptı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni biz aldığımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisini devre dışı bırakmak için. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plan yapabilir mi? Yapabilir burayla ilgili. Yapabilir. Şu an yapabilir ama şu anda bizim planlarını geçen ayda gündeme getirdik mecliste. Şu anda biz takipçisiyiz. Planlarda milli eğitim alanı olarak mevcut. Yani orası birisine şu an için verilmiş değil. Verilmez demiyorum bakın. Şimdi rant büyük ziyade kaptı. Çok büyük, çok değerli. Çok aşırı değerli. Orayı bakın Güvercintepe'de de okul yapılıyor. Mahallenin dışında. Ta Olimpiyat Stadı'nın dibinde. Konut yok, hiçbir şey yok. Gene oradaki vatandaşlar oraya çocuğunu taşımak durumunda. Atıl olan bölgelerde okul, işte spor salonu, insanlara yakın olan yerde değil de atıl olan yerde yapıyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki biz yaptık diye. Evet. Şimdi Ziya Gökalp'taki okul, ilçe Milli Eğitim Müdürü de. Biz hatta ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne şöyle bir öneride bulunduk. Dedik ki bu yıkılan okul geçmişte bağışçı tarafından yapılmış bir okul. Bağışçılar genel olarak, dönemsel olarak bu bağış şeysinin devre dışı bırakıldığını bildiği için çok bu işte profesyonel bağışçılar şer koyuyor. Eğer bu bina yıkılır, beni amacı dışında kullanılırsa protokoldeki haklarımdan dolayı ben burayı geri alırım diyor. Şimdi biz ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bunu uyardık. Dedi ki bilgim yok, araştıralım. Ama sizin dediğiniz gibi hiç alakasız kişilere sizleri yönlendirerek cevabı söyleyemeyen merci
alakasız kişilerle sizi şey yapıyor. Hani ya birisi söylemişti. Yetkili mi değil mi bilmiyorsunuz değil mi telefondakiler? Şimdi İçeri ve Şehircilik Bakanlığı'nın herhangi bir planı orayla ilgili yok. Geçen ayda biz şunu işgalle ilgili de dile getirdik. Bu biraz şey oldu ama bilgilendirilmesi gerekiyor. Geçen ay dedik ki fakir fukaraya çivi çaktırmaz iken kaçak diye siz belediye olarak kaçak işlem yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Orayı satış ofisi dediniz. İnşaat şirketine merkez dediniz. Bunu yapamazsınız. Önce siz kaçağı uygulayamayacaksınız. İşgalci siz olmayacaksınız. Ama maalesef biz 11 meclis üyesiyiz. Biz davalar açıyoruz. Dava kazanıyoruz ama davalar şey yapılmıyor, uygulanmıyor. İşte tek adam rejiminin buradaki yansımasını biz de yaşıyoruz. Bundan son derece muzdaribiz. Sayın Belediye Başkanı'nın yardımcısı Ahmet Melik Bey, geçen ayki bizim meclis toplantımızda sizin o sorunuzla ilgili biz gündeme taşıdığımızda cevap verdi. Cevabı da şuydu. Biz oradaki ofisi geçici süreyle yaptık. Yani geçici. Orada inşaat yapılıyor biliyorsunuz. Oradaki mahalleden bir kısım yerlilerle anlaşılmış. Anlaşılmış. İnşaat yapılıyor. Geçici bir süre için orayı kullanıyoruz. Belediye başkan yardımcısına verdiği cevap. Bakın bizden son derece rahatsız oluyorlar. O selin olduğu gün tam selin merkezindeyim. O Yusar İş Merkezi var ya sanayide sizimiz. Yusar İş Merkezi'nde ben üstten bakıyorum. Bana dediler ki belediye başkanı geldi. Kaymakamla beraber belediye başkanı geldi. Koşa koşa gittim şov yapmasın diye. Resmen şov yaptırmamak için. Beni görünce acayip derece rahatsızlık duydu. Benden hep uzaklaştı. Diyor ki bakın bir belediye başkanı sel anında söylediğini ben söylemedim. Orada onlara bir belediye personeli dedim ama belediye başkanının dediği kelime şu. Sele uğramış orada tam selin yatağında bir vatandaş ofisi yukarıya kurduk diyor. Gel diyor bu bakalım diyor. Orada rantı hesaplıyor. Ne kadar acı. Tek adam rejiminde bizim de gücümüzün yetmediği yani gücümüz derken hukukun işlemediği yerde bu tür şeylere mesela biz Hoşdere'de yürütme durdurduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın planına. Mesela biz dava açtık Türkiye'de emsal dava. Belediye başkanının yetkisini iştirak şirketinde başkan yardımcısına devretme. Kanunda yok böyle bir şey. Ne zaman yaptılar? Büyükşehir aldığımız zaman Ekrem Başkan'ın iştirak şirketlerindeki yetkisini devre dışı bırakmak için bir şey yaptılar. Biz buna dava açtık. Yürütmeyi durdurduk. Büyükşehir'deki grup başkan vekiline gönderdik. Ya çok güzel dedi ya. İştirak şirketleriyle ilgili belediye başkanı yetkisini devredemez kanuna. Olimpiyat stadında yürütme durdurduk. Kolay işler değil tabii ki. İnşallah orayla ilgili de Milli Eğitim Meclisi'yle burayı yaptırmayacağız. Belediyeyi aldığımız zaman hele mücadele gücümüz hep birlikte artacak. Tabii ki belediye başkanı seçilen tek başına yapmayacak. Burada uzmanlar çalışacak. Meclise de kim şey yapıyor? Meclisin ön hazırlığını belediyenin bürokratları, müdürleri, şefleri çalışıyor. Meclise gündemi getiriyor. Yani bu bir ekip işi. Tek kişinin işi değil. Evet. Tek kişi şey yapacaksa AK Parti var zaten. Tek kişinin yönetimi. Neyse. Sonra evet, canlı detaylı şeyler sonra. Sonra şey yapacağız. Sonra evet. Şey yapacağız.